Merhaba kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet kardeşlerimiz, bugün sizlere farklı bir model ve bebek, bir yaş grubuna göre olabilecek, bebeklikten biraz daha büyük babet modelini göstermek istiyorum. Kardeşlerimiz, bakın sizlere göstereceğim bu model yapımı çok kolay. Ben burada hazır tabanlı kullandım. Hatta bakın böyle aralarına biraz daha ön ve arka kısmına biraz daha buradaki deliklerimizi fazlalaştırdım ki ördüğümüz zaman burası daha düzgün olsun ve çok açıklık kalmasın. Bakın buralarda değil ama bu arka ve ön kısımlarında. Evet kardeşlerim, şu anda bir kardeşimiz de tam hatırlayamadım, mazur görsün beni. İnşallah onu da paylaşacağım nereden aldığımı. İnternet sitesinden sipariş verdim bir kardeşime. Geldi ve büyük küçükler var. İnşallah yaptıkça sizlere de paylaşacağım onları. Bir de bakın, daha önceden böyle bir çekimini yapmıştım ama yanlışlıkla videomuzu silmişiz. Sizlere biraz daha çok benziyor, biraz daha yüksek olan bot modelini paylaşacağım inşallah. Bakın burada da altta tabanlıklar kullandım örerek. Bunlara benzer tabanlıklarımız kanalımıza baktığınızda bulabilirsiniz. Farklı bebek patikleri de paylaştım kardeşlerim. Oradan da bakarak yapabilirsiniz farklı modellerini. Evet. Şimdi hazır tabanlık istemeyenler için bakın, böyle taban çalışması kanalımızda var. Diğer patiklerimizde. Onlardan bakabilirsiniz. Daha büyük istiyorsanız bu aradaki zincirimizi daha çok çekmelisiniz. Bakın ilk başlarken buradaki. Buraya baktığımızda patiğimiz küçük olan 11 santime yakın arkadaşlar. Bu birkaç aya kadar olabilecek patiğimiz. Bu da bir yaş grubuna rahatlıkla olur diye tahmin ediyorum. Şu an numarasını hatırlayamadım ama altta açıklamada yazacağım İnşallah bakınca. Bakın yine buraya da baktığımızda 12 santim kadar var kardeşlerimiz. Bunun da ölçüsü, taban ölçüsü. Dediğimiz gibi tabanlığım yok, nasıl yapacağım diyorsanız bu şekilde altlarına diğer ördüğüm gibi örerek de yapabilirsiniz. Taş boncuk kullandım. Bunlar çok pahalı değil, tuhafiyelerde olan. Plastikte tercih edebilirsiniz ama yıkandığı zaman solmasını istemediğim için bu boncuklardan, çok pahalı değil kardeşlerim. Bir miktar ipe diziyorum. İster bunu birkaç kat, bakın diğeri 3 katlı. İsterseniz böyle benim gibi 2 kat yapıp kullanabilirsiniz. Önde de böyle evde bulunan fiyonklardan monte etmek istedim. Bu tercihinize kalmış. Evet. Şimdi arkadaşlarımız yapım aşamalarına başlayalım Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, sizlere yapım aşamasına başlamadan önce, kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere desteklerseniz ve beğenilerinizi de aşağıda beğenmeyi ve farklı paylaşımlarımız var kardeşlerim. Oya, iğne oyası, mekik ve diğer paylaşımlarım devam ediyor. Örgülerimiz dahil. Arzu ederseniz bizleri takip edebilirsiniz. Desteklerseniz memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet kardeşlerim, bu arka kısmından, bismillahirrahmanirrahim, bakın şurada da birkaç tane yapmıştım ki kardeşlerim daha rahat ve daha sıkı olsun burada. Yaparak böyle etrafına dolaşacağız. Bakın tığımızı üstlerinde biraz daha kalın tercih edebilirsiniz ama rahat geçmesini istiyorsanız bu şekilde yaparak yapımı çok kolay kardeşlerim. Özellikle taban üzerine olduğu zaman daha da çabuk ilerliyor. Ama tabanlığın yapımı da zor değil kardeşlerim. Farklı modeller paylaşmaya devam edeceğim inşallah. Bakın birer, çok sık yapıyorsanız birer zincir çekebilirsiniz. Ya da zincirsiz de batabilirsiniz ama zincir çektiğiniz zaman daha iyi olacaktır. Ben bu şekilde devam edeyim. Bir üst sıramızda inşallah
tekrar devam ederiz kardeşlerimiz. Evet kardeşlerim, bakın sıramızın sonuna geldik. Arkadaşlar tekrar böyle alayım. Bu taraftan tılamıştık. Bakın bitişme yerine geldim. Şöyle birazdan kamera açısını kaydırabiliyorum. Bakın bitiş açısına geldim. Ve burada bitiştiriyorum. Bu taraftan başlamıştım tığlamaya. Keçeli tarafa döndürüyorum. Şimdi tığlamam biraz daha ince kullandım ama aynı tığlamda yapabilirsiniz. Sağlamlaştırdıktan sonra oradaki ipimizi aralardan geçirtiyoruz. Bakın burada bir zincir çekerek yarım trabzan yapacağım arkadaşlar. Sık iğnesini bakın. Bu sefer keçeli tarafından yapıyorum kardeşlerim. Evet. Hepsini bazen çok seyrek gördüğünüz yerde araları da batabilirsiniz. Bu şekilde bakın ipimizi alıyorum, üstüne tığlıyorum. Ve birden çıkartıyorum. Yarım trabzon dediğimiz modelden yapıyorum. Böyle yaparsanız daha da düzgün olacaktır. Alt başlamaları. Bu örgülerde de aynı. Bakın biraz seyrek gördüğüm yerde yine üstüne alarak yapıyorum. Biraz aralarını seyrek gördüğüm yerde aradan da bir tane yapıyorum kardeşlerim. Çok daha farklı modelleri paylaşımlarım devam edecek. Bir de kanalımıza ziyaret ettiğinizde patik veya babet modellerinden bulabilirsiniz. Yine de yüklemelerim devam ediyor arkadaşlarım. Ben bu sırayı da bu şekilde yaptıktan sonra diğer sırayı beraber yine devam edelim oralarımızda. Evet sevgili kardeşlerim, bakın yine bu sırada keçe tarafından yapmıştık. Şimdi burada yine bitiştirme yerine bakın kaydırma yapıyoruz. Tekrar göstereyim. Kaydırma tekniği dediğimiz teknikle şöyle alıyoruz ipimizi. Biliyorsunuz şimdi döndüm arkadaşlar, bakın. Burada kardeşlerim normal trabzan çalışıyorum. Yani iki de çıkartıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Her sırasına her yaptığım ilmeğe batıyorum arkadaşlar. Diğer tarafını keçeli tarafta yapmıştık. Şimdi yine aynı yöne döndük. Buradan sonra aynı yerde devam edeceğiz. Direkt olarak böyle trabzan da yapabilirsiniz ama öyle yaptığınız zaman daha güzel duracaktır patikleriniz veya bobetleriniz. Bunlar normal örgü içinde geçer kardeşlerim. Taban örseniz de böyle yaparsanız daha iyi olur. Evet bakın iki de çıkartıyorum. İkili trabzan yapıyorum burada. Diğerini bu şekilde çıkarmamıştım. İpi üzerine alıp yarık trabzon olarak yaptım. Bunda ikili trabzon olarak devam ediyorum kardeşlerim. Ben sizlerin çok vaktini almak istemiyorum. Beraberce örelim, buraya kadar gelelim aynı şekilde. Yine bir üstünde inşallah devam edelim kardeşlerimiz. Evet kardeşlerimiz, bakın ilerlettim. Aralarda batmam, buraları
Batmasaydım daha da seyrek olacaktı ve hoş bir görüntü olmayacaktı kardeşlerimiz. Bakın burada da biraz daha sık battım. Buralarda da altında battığım için şimdi hepsinin tepesine battığım zaman kardeşlerim, hatta şurada biraz daha aralanda alabilirim. Kardeşlerim bu sıraya da geldik. Bakın yine kaydırımız tekniğiyle birleştirdik. Şimdi burada bakın burada dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu sıramızda lastik gibi görünen bu modeli başlıyoruz. Bakın bu ipimi zincir çektim. 2 veya 3 zincir çekebilirsiniz. İpi üzerine aldım. Bakın direğe batıyorum ve 2'de çıkartıyorum. Alıyorum. Arka kısmından 2'de çıkartıyorum. Bakın bir ön direkten bir de arka taraftan alarak lastik modeli gibi olan modelimizi burada başlıyoruz. Kardeşlerim. Bakın. Dediğimiz gibi elimizde yok yapamayız diye düşünmeyin. Tavanlık olarak da çalışabilirsiniz veyahut da çok pahalı değil. Siparişler verirseniz. Evet arkadaşlar, bakın biz sıralarımızı ilerletmiştik. Yaptığımız yerde patiğimizde. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 bu şekildeki lastiğimizi 7 sıra ilerlettik. Bir de burayı göstermek istiyorum kardeşlerimiz. Bakın burada da orta işareti koydum böyle ip. Yani size de kolaylık olsun diye gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın. Direkleri saydığımızda bu direkten beraber 1, 2, 3, 4, 5. 6. direğe yine bir ip koydum. Böyle koyarsanız daha rahat çalışırsınız kardeşlerim. Yine burada da aynı şekilde koyarak sayarak ip koydum. Bunu koymamın maksadı bakın örerek devam edelim inşallah. Burada göstermiştim nasıl yapıldığını. Bakın tekrar ekleme yerine geldim. Burada hep kaydırma tekniği kullanıyoruz arkadaşlar. Bazen böyle tığlarımızda takılmalar oluyor. Evet. Bakın bu direk olan yerimiz. Evet. Direğimize batıyoruz. Ve burada devam ediyoruz tekrar arkadaşlar. Bunu nasıl yapmıştık? Bir arkadan alıyoruz. İçinden çıkartıyoruz. Bu sıramızda da işaretlediğimiz yere kadar yine aynısını yapıyoruz arkadaşlar model olarak. Bakın bir öndeki direkten bir de arkadaki direkten alarak modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada kardeşlerim bakın buradaki direğimize geldik ya, burada yaparken
işaretlediğimiz direkte direğimizi alıyoruz. Bakın ipimizi çekmiyoruz burada. Tekrar ikinciyi alıyoruz ve hepsini birden çekiyoruz. Burada eksiltmelere başlıyoruz ama ön kısmında. Bir sonraki sırada da hepsini beraber toplayacağız. Bakın arkadaşlar, direği aldım. Yanındakini alıyorum ve beraber topluyorum. Sadece burayla ikisinin arasındaki saydığımız direkleri bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi ip olur veya başka firkeçte gibi aparatlarla da işaretleyebilirsiniz. Size kolaylık olur kardeşlerimiz. Yine direği alıyorum. Bu şekilde yaparak iki tarafa doğru buraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Bakın direği aldık, yanındakini aldık ve beraber topluyoruz. Burada ön kısmında biraz daha eksiltmiş olacağız. Ama diğer yerlerde yapılışlarında herhangi bir sorun yok. Aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi buradan o tarafa arkadaşlar, yine diğer yaptığımız gibi hem önden hem de arkadan olarak devam ediyoruz. Bunu sadece buradaki iplerimiz biraz daha toparlansın diye örnek modelimiz. Onun için bu şekilde yaptık. Bakın yine burada değişen bir şey yok. Aynı hem önden hem arkadan alarak örneğimiz devam ediyor kardeşlerim. Ben bu şekilde ilerleteyim. Bakın buraya kadar. Burada tekrar bu önünü bir sonraki sırada toparlamasını göstereceğim inşallah. Arkadaşlar ben ilerlettim. Bakın modelimiz ilerledi. Burada eksiltme yapmıştık bakın işaretlediğimiz ip yerlerinde. Şimdi buradaki direklerimizde bakın toparlamayı gösteriyorum burada. Şurada yaptığım toparlama işlemini yapacağız. Evet. Bakın arkadaşlar. Tığıma toparlıyorum. Eksiltmeden aynı şekilde bilmiyorum ne kadar görünüyor ama göstermeye çalışıyorum buradan toplanmasını. Bakın direği alıyoruz, yanındakini, hiçbirini bakın hepsini tığda topluyorum arkadaşlar. Birden çekeceğiz onu. Aynı ilmek almamız, sadece birden toparlayacağız.
Evet, kardeşlerimiz bakın işaretlediğimiz yerden tığımızı topladık bu şekilde. Her iki ortasından işaretlemiştik, bir de yanlarından. Şimdi burada bakın bir tanesi hatta çıktı. Direğimizi aldık ve hepsini bu şekilde toparlamış olduk. Bakın. Çok kolay kardeşlerim. Biraz sırasında işaretlediğimiz yerde yapmıştık. Şimdi bir üstünde de buraya kadar geldik. Bakın topladık. Bu sonraki aşamasında kardeşlerim aynı yanında yine yaptığımız gibi. Ben önüne bu sefer farklılık olsun diye böyle koydum. Evde olan kurd alem vardı. Sizler daha farklı veyahut motif verebilirsiniz veyahut hiçbir şey koymayabilirsiniz. Bunları isterseniz birkaç sırada yapabilirsiniz. Tercihinize kalmış kardeşlerim. Burada eksiltme ve artma yapmıyoruz. Aynı şekilde direklerimizi ve önden arkadan aldığımız nasılsa onu devam ettiriyoruz. Evet, yine direğimize geldik, ekleme yerine. Buradan ekledikten sonra kardeşlerim, şimdi burada bakın bayağı toparlanmış oldu. Şimdi burada aynı şekilde eksiltme veya artma yapmadan toparlıyoruz burayı. Ben ilerleteyim. Eğer burada çok boluk hissederseniz bir iki tane daha kesebilirsiniz ama bu şekilde de giderseniz çok bol durmaz. Şimdi iplerimizi alıyoruz buradan. Buradaki sayılar dediğimiz gibi eğer tabana çalışıyorsanız veyahut da diğer benim alt tabanlıklar yaptığım gibi onları çalışıyorsanız bu önde ve arkada biraz daha sık batarsanız daha güzel olacaktır. Baştan göstermiştik yapılırken. Ben böyle bir devam edeyim kardeşlerim. Bakın burayı. 3 sıra. Hatta 4 sıra. 4. sırada normal trabzan yapıyoruz ve boncuklarımızı koyuyoruz. Arkadaşlar eğer boyunu bu kadar uzun istemiyorsak botumuzun, buradan hemen üstüne de püskül çalışabiliriz. Bakın bu boyda da olabilir. Göstermiştim sizlere. Kardeşlerim bakın. Bu da kısa olan ve altı normal örgülen yaptığım. Tabanlıkla yaptığım bir model. Bunları da gösteriyorum ki sizler nasıl tercih edersiniz öyle yapabilirsiniz. Ben böyle zamanınızı almamak için ara ara biraz ilerletip göstermek istiyorum sizlere. Aynı kestikten sonra üzerine 2-3 sıra böyle yapıyoruz. Bunu hemen boncuk olarak da başlatabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Biraz ilerledikten sonra inşallah boncuğunu da yaparak
tamamlamış olacağız üst sıralarıyla beraber. Dediğimiz gibi tabanlığımız yoksa tabanlık çalışmam da var. Bakın kanalımıza girdiğinizde patika altlarını da çünkü yapmıştım. Diğer büyükler için de var. Kardeşlerimiz ziyaret ederseniz inşallah kanalımıza çok memnun olurum. Diğer yaptığımız paylaşımları. Böyle bakın arkadaşlar. Bunun üstüne bir daha trabzanımızı da yapacağız. Tekrar bakıyoruz bakın. Burayı kestikten sonra 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. Bu model birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta büyük yelek, kazak, altlarında lastik olarak da kullanabilirsiniz. Evet kardeşlerim, bakın yapılışı aynı. Tekrar bir sıra daha böyle gideyim. Biraz daha ilerleteyim yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik bakın. Yaptık sıralarımızı. Diğerine göre aynı ölçüde. Şimdi kardeşlerim burada trabzanımızı yapıyoruz. İkili trabzon. Bakın tığımızı iki de çıkartıyoruz. Hepsini başına batarak. Bir üst sırada da inşallah boncuklarımızın yapılışını göstereceğim kardeşlerim, püsküllerimizi. Çok kolay ve çok hoş duruyor. İstediğiniz sarıyı da ve sırada yapabilirsiniz. Buradaki yükseklikler de öyle kardeşlerim. Evet, sonuna kadar ben bu şekilde geleceğim. Bakın.
Sen biraz daha ilerleteyim inşallah. Arkadaşlar kısa bir hemen boncuk geçirmesini de göstereyim sizlere. Bakın ben iğneme ipimi biraz daha inceltiyorum başını. Geçirdikten sonra bakın istediğiniz renklerde böyle boncuklarımızdan alıyoruz. Bazı boncuklar çok küçük olabiliyor arkadaşlar. İğnenizi ne kadar ince geçirirseniz daha iyi olacaktır. Bakın. Burada istediğiniz renkler tercih edebilirsiniz. İster tek renk de kullanabilirsiniz ama böyle renkli güzel duruyor çocuklarda. Bakın bazıları çok küçük geçmeyebiliyor. Daha ince iğne olması lazım onlar için. Bakıyoruz birkaç tane çıkabiliyor böyle arada. İğnemiz ne kadar ince olursa geçirmesi de o kadar rahat olacaktır. Bir de kardeşlerim bakın bunlar çok pahalı değil bu boncuklar. Sizler rahatlıkla bulabilirsiniz tuhafiyelerde. Eğer bunların plastiğini kullanmak istiyorsunuz veya evde kalmış iri boncuklarınız varsa değerlendirebilirsiniz. Sadece inci de olabilir bakın. Böyle istediğiniz renklerden koyarak yapabilirsiniz kardeşlerim. Dediğimiz gibi arada çıkabiliyor bazen. Şimdi ben bu kadar yeterli görüyorum ama yetmezse tabii ki tekrar takabiliriz. Onun için size gösterdim birazını. Evet kardeşlerimiz. Şimdi burada başka bir ipe geçirmiştim. Aynı ipte biraz ayırdığım ip vardı. Ona geçirdim. Şimdi kardeşlerim bakın burada ipimi koparmadan diğer ipimi alıyorum ve ikisini daha sağlam olmasını istediğim için bu şekilde düğüm yapıyorum. Evet kardeşlerim bakın burada dikkat edeceğimiz bunları içinden yaparak kaybettireceğiz ve daha sonra keseceğiz iplerimizi. Hatta şimdi yapabiliriz. Oraya tekrar bir düğüm attım ve ipimiz orada bak bu şekilde hem de düğüm olarak görünmemiş oluyor. Şimdi kardeşlerim bakın patiyi dışından örüyorduk ya şimdi ters dön çeviriyoruz. Birazcık boncuklarımızı yaklaştırıyoruz. Çok kolay. Burada dikkat edelim. Bakın bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Böyle elimizi koyuyoruz. Bu şekilde alıp bırakıyoruz. Bakın. Bakın arkadaşlar. Kendimize doğru olacak. Patiğin iç tarafından yapıyoruz bunu. Sadece beyaz, inci veya farklı boncuklar da kullanabilirsiniz. Hepsine bakın parmağımızı böyle koyduğumuzda boyutları aynı olacak kardeşlerim. Böyle yapıyoruz. Alıyoruz tığımıza ve beraber topluyoruz. Bakın. Bir sıra trabzon yapmıştık. Onun üzerine kendimize doğru çevirdik. Bir sırasında
Tekrar göstereyim. Ben devam edeyim arkadaşlar. Buraya kadar geleyim. Sonra üstüne bir sıra daha trabzan yapacağız. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bakın ben sonuna yaklaştım birinci sıramızdaki püskülün. Gayet hoş oluyor. Bunları istediğiniz kat yapabilirsiniz. Kaç kat istiyorsanız. Çok da boncuk gitmedi bakın. Birinci sırasında. Bir sıra daha yapmıştım diğerine. Bunu da aynı şekilde devam edeceğim. Bakın. Elimizi koyuyoruz. Elimiz koyduğumuz yer genişlik oluyor arkadaşlar burada. Aynı şekilde koyarak devam ediyoruz. Biraz çalışma olduğu için dışarıda ses çok gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın kameramızda. Yol çalışmaları olduğu için. Evet arkadaşlar, şimdi bakın boncuklarımızdan bayağı var yine. Burada kardeşlerim, şimdi dışarı doğru döndüm bakın. Hani içten yapıyoruz ya, püsküllerimiz hep iç taraftayken yapıyoruz. Yanındakine battım ve kaydırım tekniğiyle iki tane zincir çektim ve burada tekrar ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Hepsini tepesine batarak ben sıra sonuna kadar böyle devam edeyim kardeşlerim. Sizler de inşallah böyle devam edip bir üst sırasında da yine böyle püskülümüz olacak. Kardeşlerim bakın bayağı bir şekil almaya başladı. Meydana çıktı. Böyle tek sıra bile bırakabilirsiniz. Arzunuza kalmış. Trabzonumuzu yaptık. Bakın hep boncuklarda kardeşlerim. Buna dikkat edeceğiz. İç taraftan yapıyoruz. Boncuklarımızda, püsküllerimizde. Burada parmağımızı bakın ayarlıyoruz. Elimizde parmağımızın genişliği kadar püskül boyumuz oluyor burada bakın arkadaşlar. Daha geniş isterseniz biraz daha aşağı tutabilirsiniz. Şöyle elimizi, püskülümüz daha da uzun olacaktır. Bazen tığlarımız takılabiliyor kardeşlerim. Evet. Bakın ikinci kat püskülümüz meydana çıktı.
Bunun üzerine sık iğne çalışacağız arkadaşlar. Edişi videolarımız biraz daha zaman aldığı için kardeşlerim, inşallah sıkılmamışsınızdır. Biraz daha uzun oluyor. Ama göstermek için de aradaki yapılışları biraz videolarımızda böyle ne kadar kısaltmaya çalışsak da kardeşlerimiz, bakın devam ediyoruz ve sonuna kadar ben devam edeyim kardeşlerim. Daha sonra üstünü sık iğnesini yaparız. Allah nasip eder. Evet arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, bakın püsküllerimiz de oldu. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Şimdi üzerine sık iğne yapacağız. Bakın çevirdik tekrar diğer tarafa. Püsküllerde her zaman iç taraftan oluyor kardeşlerim. Şimdi üzerine toparlaması için bakın. Normal ördüğümüz kremden devam ediyoruz. Bakın buralarda normal olduğu için devam ediyoruz. Eğer sizlerde çok bolluk görürseniz, daha dar istiyorsanız böyle ikisini bir araya toparlayıp da küçültebilirsiniz. Biraz daha sıklaştırabilirsiniz bakın aralarda. 2-3 yerde yapabiliriz biz de. Evet. Bakın kardeşlerim. Ben sonuna kadar püsküllerimizi yapıyorum burada. Dediğimiz gibi bakın ikisini bir alıp birden çıkartabiliriz. Eğer daha dar istiyorsak bir de bu araya biten yere ip veya burada tercih ederseniz takabilirsiniz kardeşlerimiz. Ben bu şekilde ilerleteyim kardeşlerim. Evet kardeşlerimiz, bakın ben üst sıra sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya geldim ve kaydırma tekniğiyle ipimi sabitledim. Şimdi kardeşlerimiz bakın, burada ipimizi kesiyoruz. Merhaba kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet kardeşlerimiz, bugün sizlere farklı bir model ve bebek, bir yaş grubuna göre olabilecek, bebeklikten biraz daha büyük bobet modelini göstermek istiyorum. Kardeşlerimiz, bakın sizlere göstereceğim bu model yapımı çok kolay. Ben burada hazır tabanlı kullandım. Hatta bakın böyle aralarına biraz daha ön ve arka kısmına biraz daha buradaki deliklerimizi fazlalaştırdım ki ördüğümüz zaman burası daha düzgün olsun ve çok açıklık kalmasın. Bakın buralarda değil ama bu arka ve ön kısımlarında. Evet kardeşlerim, şu anda bir kardeşimiz de tam hatırlayamadım, mazur görsün beni. İnşallah onu da paylaşacağım nereden aldığımı. İnternet sitesinden sipariş verdim bir kardeşime. Geldi ve büyük küçükler var. İnşallah yaptıkça sizlere de paylaşacağım onları. Bir de bakın daha önceden böyle bir çekimini yapmıştım ama yanlışlıkla videomuzu silmişiz. Sizlere biraz daha çok benziyor, biraz daha yüksek olan bot modelini paylaşacağım inşallah. Bakın burada da altta tabanlıklar kullandım örerek. Bunlara benzer tabanlıklarımız kanalımıza baktığınızda bulabilirsiniz. Farklı bebek patikleri de paylaştım kardeşlerim. Oradan da bakarak yapabilirsiniz farklı modellerini. Evet, şimdi hazır tabanlık istemeyenler için bakın
Böyle taban çalışması kanalımızda var. Diğer patiklerimizde onlardan bakabilirsiniz. Daha büyük istiyorsanız bu aradaki zincirimizi daha çok çekmelisiniz. Bakın ilk başlarken buradaki buraya baktığımızda patiğimiz küçük olan 11 santime yakın arkadaşlar. Bu birkaç aya kadar olabilecek patiğimiz. Bu da bir yaş grubuna rahatlıkla olur diye tahmin ediyorum. Şu an numarasını hatırlayamadım ama altta açıklamada yazacağım. İnşallah bakınca. Bakın yine buraya da baktığımızda 12 santim kadar var kardeşlerimiz. Bunun da ölçüsü, taban ölçüsü. Dediğimiz gibi tabanlığım yok. Nasıl yapacağım diyorsanız bu şekilde altlarına diğer ördüğüm gibi örerek de yapabilirsiniz. Taş boncuk kullandım. Bunlar çok pahalı değil. Tuhafiyelerde olan. Plastikte tercih edebilirsiniz ama yıkandığı zaman solmasını istemediğim için bu boncuklardan çok pahalı değil kardeşlerim. Bir miktar ipe diziyorum. İster bunu birkaç kat, bakın diğeri 3 kattı. İsterseniz böyle benim gibi 2 kat yapıp kullanabilirsiniz. Önde de böyle evde bulunan fiyonklardan monte etmek istedim. Bu tercihinize kalmış. Evet. Şimdi arkadaşlarımız yapım aşamalarına başlayalım Allah'ın izniyle. Kardeşlerim sizlere yapım aşamasına başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere desteklerseniz ve beğenilerinizi de aşağıda beğenmeyi ve farklı paylaşımlarımız var kardeşlerim. Oya, iğne oyası, mekik ve diğer paylaşımlarım devam ediyor. Örgülerimiz dahil. Arzu ederseniz bizleri takip edebilirsiniz. Desteklerseniz memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet kardeşlerim, bu arka kısmından bismillahirrahmanirrahim. Bakın şurada da birkaç tane yapmıştım ki kardeşlerim daha rahat ve daha sıkı olsun burada. Yaparak böyle etrafını dolaşacağız. Bakın tığımızı üstlerinde biraz daha kalın tercih edebilirsiniz ama rahat geçmesini istiyorsanız bu şekilde yaparak yapımı çok kolay kardeşlerim. Özellikle taban üzerine olduğu zaman daha da çabuk ilerliyor ama tabanlığın yapımı da zor değil kardeşlerim. Farklı modeller paylaşmaya devam edeceğim inşallah. Bakın birer çok sık yapıyorsanız birer zincir çekebilirsiniz. Ya da zincirsiz de batabilirsiniz ama zincir çektiğiniz zaman daha iyi olacaktır. Ben bu şekilde devam edeyim. Bir üst sıramızda inşallah tekrar devam ederiz kardeşlerimiz. Evet kardeşlerim, bakın sıramızın sonuna geldik. Arkadaşlar tekrar böyle alayım. Bu taraftan tılamıştık. Bakın bitişme yerine geldim. Şöyle birazdan kamera açısını kaydırabiliyorum. Bakın bitiş açısına geldim. Ve burada bitiştiriyorum. Bu taraftan başlamıştım tılamaya. Keçeli tarafa döndürüyorum. Şimdi tığlamam biraz daha ince kullandım ama aynı tığlamda yapabilirsiniz. Sağlamlaştırdıktan sonra oradaki ipimizi aralardan geçirtiyoruz. Bakın burada bir zincir çekerek yarım trabzan yapacağım arkadaşlar. Sık iğnesini bakın. Bu sefer keçeli tarafından yapıyorum kardeşlerim. Evet. Hepsini bazen çok seyrek gördüğünüz yerde aralara da batabilirsiniz. Bu şekilde bakın ipimizi alıyorum, üstüne tığlıyorum ve birden çıkartıyorum.
yarım trabzon dediğimiz modelden yapıyorum. Böyle yaparsanız daha da düzgün olacaktır. Alt başlamaları. Bu örgülerde de aynı. Bakın biraz seyrek gördüğüm yerde yine üstüne alarak yapıyorum. Biraz aralarını seyrek gördüğüm yerde aradan da bir tane yapıyorum kardeşlerim. Çok daha farklı modelleri paylaşımlarım devam edecek. Bir de kanalımıza ziyaret ettiğinizde patik veya bobet modellerinden bulabilirsiniz. Yine de yüklemelerim devam ediyor arkadaşlarım. Ben bu sırayı da bu şekilde yaptıktan sonra diğer sırayı beraber yine devam edelim Allah'ın izniyle. Evet sevgili kardeşlerim, bakın yine bu sırada keçe tarafından yapmıştık. Şimdi burada yine bitiştirme yerine bakın kaydırma yapıyoruz. Tekrar göstereyim. Kaydırma tekniği dediğimiz teknikle şöyle alıyoruz ipimizi. Birleşiyoruz. Şimdi döndüm arkadaşlar, bakın. Burada kardeşlerim normal trabzon çalışıyorum. Yani iki de çıkartıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Her sırasına her yaptığım ilmeğe batıyorum arkadaşlar. Diğer tarafını keçeli tarafta yapmıştık. Şimdi yine aynı yöne döndük. Buradan sonra aynı yerde devam edeceğiz. Direkt olarak böyle trabzon da yapabilirsiniz ama öyle yaptığınız zaman daha güzel duracaktır patikleriniz veya bobetleriniz. Bunlar normal örgü içinde geçer kardeşlerim. Taban örseniz de böyle yaparsanız daha iyi olur. Evet bakın iki de çıkartıyorum. İkili trabzon yapıyorum burada. Diğerini bu şekilde çıkarmamıştım. İpi üzerine alıp yarım trabzon olarak yaptım. Bunda ikili trabzon olarak devam ediyorum kardeşlerim. Ben sizlerin çok vaktini almak istemiyorum. Beraberce örelim, buraya kadar gelelim aynı şekilde yine bir üstünde inşallah devam edelim kardeşlerimiz. Evet kardeşlerimiz, bakın ilerlettim. Aralarda batmam, buraları batmasaydım daha da seyrek olacaktı ve hoş bir görüntü olmayacaktı kardeşlerimiz. Bakın burada da biraz daha sık battım. Buralarda da altında battığım için şimdi hepsinin tepesine battığım zaman kardeşlerim, hatta şurada biraz daha aradan da alabilirim. Kardeşlerim bu sırayı da geldik. Bakın yine kaydırımız tekniğiyle birleştirdik. Şimdi burada bakın burada dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu sıramızda lastik gibi görünen bu modeli başlıyoruz. Bakın bu ipimi zincir çektim. 2 veya 3 zincir çekebilirsiniz. İpi üzerine aldım. Bakın direğe batıyorum ve 2 de çıkartıyorum. Alıyorum. Arka kısmından iki de çıkartıyorum. Bakın bir ön direkten bir de arka taraftan alarak lastik modeli gibi olan modelimizi burada başlıyoruz kardeşlerim. Bakın.
Dediğimiz gibi elimizde yok, yapamayız diye düşünmeyin. Tavanlık olarak da çalışabilirsiniz veyahut da çok pahalı değil. Siparişler verirseniz